MikaBot kanalına hoş geldiniz. Şu an piyasada sadece bir Ethereum ETF ile alakalı bir heyecan var. Onun haricinde piyasadaki veriler ve haberler kötü. Dün Bitcoin 60.700 desteğini test ettiği zaman da manidar bir şekilde Ethereum ETF'i 4 Temmuz'a kadar onaylanca ile alakalı haberler servis edilmeye başlandı. Bu zamandan sonrasında Ethereum tarafına bir nakit girişleri olmaya başladı. Hadi gelin gerçekten bir Ethereum piyasasına giriyor muyuz? Hangi Ethereum ekosistemleri daha hızlı yükselebilir? Ve hangi coinlerde uzak durmalıyız? Gelin daha böyle kapsamlı bir şekilde Mikabot ile analiz edelim. Öncelikle grafikle incelediğimiz zaman 60.700'ün altında saat kapanış yapmaması önemli. Şuradan geldiğinden beri şuralara vurduğundan beri dikkat ederseniz aslında Bitcoin aşağı yönlü bir sıkışma içerisinde. Bakalım bunu yukarı doğru kırabilecek mi yukarı doğru kırdığında ise Rahatlama ihtimali söz konusu Burada dikkat etmemiz gereken şey Bu 60700'ün altında çok oyalanmaması yani buranın altında çok oyalanırsa O zaman risk artacaktır Bir de gelin e, mikabotta sorgu yapalım biliyorsunuz mikabotta en başlangıçta yani marketin nabzını Tutan rapor inat raporu Kısacası io yazarak burada en fazla nakit girişlerini görebilirsiniz ve tüm coinlere giren nakit ve tüm coinlerden çıkan nakit dengesine baktığımızda 15 dakikada 4 saat 12 saat bir günlükte nakit girişleri daha fazla sadece bir saat zaman diliminde nakit çıkışları daha fazla şu tabloya baktığımızda özellikle günlük tablo bize şu an piyasanın riskli olmadığını söylüyor bu tablo ne zaman değişir %50'nin altına düşerse o zaman tekrar piyasamız riskli hale gelir. Hele ki %49'un altına düşerse artık sert düşme potansiyeli olan bir piyasaya evriliriz. Burada benim dikkatimi çeken bir şey var. USDT'den USDC'ye geçişler hızlanmış. Yani en fazla nakit girişi bu stabil coin'e oluyormuş. Bu da benim kafamda soru işareti oluştu. Baynalar neden USDC'ye geçiyor? Bunu da bir soru işareti olarak koyalım. Sonrasında en fazla nakit girişi Ethereum tarafındaymış. Öyle ki 15 dakikalık zaman diliminde 100 yatırımcının 69'u almayı seçmiş, 31'i satmayı seçmiş. Bu da bir aslında bir Ethereum piyasasına geçtiğimizi gösteren önemli bir emare. Bitcoin tarafına baktığımızda 15 dakika ve 1 saatlik zaman diliminde satış varken diğer zaman dilimlerinde alıcı var dostlar. Solana'da Ethereum'a benzer bir görüntü olsa da tabii ki Ethereum'da aşağı yukarı 4 kat fazla nakit girişleri olduğunu görebilirsiniz. Başka bu sırada beni şaşırtan hangi koyunlar? MDX mesela çok burada girmezdi. Bin sats buraya girebilmeyi başarmış. Pepe nakit girişleri bakımından fena değil ama Pepe'de yatırımcılar daha çok satmayı tercih etmiş. Bunun sebebini araştıracağız. VIF tarafında 15 dakikada satış olsa da genel itibariyle yatırımcılar almayı seçmiş. Ve son zamanlar gerçekten yatırımcıların şikayet ettiği zere zere o coin bu da tüm periyotlarda alıcılar bu coin'i almayı seçmiş. Son zamanların trend olan yani dün çok güzel hareket yapan ve iki günün çok güzel hareket yapan not coin'de maalesef yatırımcılar satışa geçmiş durumda. Yani bu durum bozulmadıkça not coin'e bulaşmamak gerekiyor diye düşünüyorum. VLD tarafında bir nakit geçişleri görüyoruz. BOME tarafında da ama önemli olan şu üst sıradaki coinlere bakmaktır. Şimdi coin kategorileri cinsinden değerlendirme yapalım. Burada GR yani grup anlamına gelen GRIO komutunu kullanalım. Ve bu şekilde hangi kategorilere nasıl bir nakit giriş var bir çırpıda görelim. Bakın şu an en fazla nakit girişler aslında MIM tarafında. MIM coinlerde. Ama MIM coinlerde şöyle bir sıkıntı var. Bakın günlük günlüğe baktığımızda satışlar daha fazla 12 saatlik satışlar daha fazla 15 dakika 1 saat sadece 4 saatlik bir alıcı daha fazla Mim Mimcoin'lerin nakit girişi olsa da çıkışlar orada baş göstermeye başlamış şimdi ilginç olan bir rapor ise L1 dediğimiz layer 1 katman bir çözümlerinde güzel bir alış baskısı olmaya başlamış ve en fazla giriş olan ikinci grup olmuş. Şimdi ben L1 grubunu özel olarak sorgulamak istersem coin'e özel olmadığından dolayı 2 nokta üst üste koyarım ve L1 yazdıktan sonra gönderirim. Şimdi L1 coin'lerde hangileri ihtiva ediyormuş? Solana, Avax, INJ, ADA gibi. Yani bu kategorinin yarısından fazlasına fazlası yani nakit girişlerin yarısından fazlası tek başına Solana'ya giriyormuş. Solana da güçlük duran coin'ler arasında. Peki meme coin'leri bir de ayrıca analiz edelim grupları analiz etmek için 2 nokta üstte koyuyoruz demiştik. Mim coinlerde en fazla Pepe giriş olsa da yani grubun üçte birinden fazla kişiler olsa da maalesef satıcılar daha etkin gözüküyor. Sonrasında gereği komutuna tekrar gelelim. Binance Launch da 3. sırada fakat gördüğüm kadarıyla bunlar üzerine satış baskısı var. Solana ekosisteminde de ilginç bir alış baskısı gözlemliyorum. IO no, boşluk 2. Üste sol yazdığımda Burada Vif, Bonk, Bome, GTO gibi. Yani aslında yani Solana ekosistemi de bu Ethereum piyasasında artık böyle kendini baş göstermeye başlamış. Bu da ilginç olan verilerden bir tanesi. Şimdi GRO komutunu tekrar kullanalım güncel haliyle. Sonrasında Ethereum ekosistemi geliyor. Şimdi bakın Ethereum ekosistemi yani yaklaşık dördüncü 5. sırada olur. Bu normaldir. Hani Ethereum ekosistemine ayrıca bir nakit girişi, hani nakit giriş fazlalığı oluyor mu? Bunu söyleyemeyiz. Yatırımcılar biraz satışa geçmeye başlamış. Bu bence ilginç bir durum yani şu anki piyasa koşullarında Solana ekosistemi coin'lerinin daha güçlü durması bana çok ilginç geldi. Peki Ethereum ekosistemindeki coin'lerde genel durum nedir? Bir de ona bakalım. Şöyle bir göz ucu baktığımızda en fazla nakit giriş ARB oluyormuş. Sonra ENS coin oluyormuş. Biliyorsunuz Ethereum Name Service gerçekten Ethereum'un konuşulduğu piyasalarda en sert yükselmesiyle bilinen bir coin'dir. Üçüncü sırada ise baş belası dediğimiz durmadan düşen ZK coin. ZK coin'de ayrıca bir inceleme yapalım isterseniz. Çünkü gerçekten yatırımcıları çok terste kaldı ve bu coin e alakalı düzenli olarak analiz yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi ZK coin biraz dengesiz hareket yapan bir coin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü çünkü bir bunun çünküsü var. 154 civar çok önemli bir destekti. Altına saatlik kapanış yapmış ama bir şekilde burayı üzerine kırmış. Yani bu bir aslında long açanları bir likit etme operasyonumu tam olarak anlamış değilim. Ama yine de böyle ki piyasada yani satışların biraz daha etkin olduğu öne çıktığı piyasalarda ZK coin'in bir şekilde buralardan dönmesi benim için önemli. Yani şunu düşündürüyor ZK coin açıkçası şurada artık desteği şuralara çek çekecek olursak evet şuralara çekecek olursak e aşağı yukarı 152'lerin bir destek olarak çalıştığını ve bu Ethereum evrilme piyasasında yavaş yavaş böyle yatırımcıların böyle nasıl desem satışa değil de bir alıma doğru evrildiğini görmekteyim. Nasıl anlıyoruz bunu? İşte son 4 saatlikte 15 saat, 15 dakikalık zaman dilimde alıcılar daha fazla. Genel itibariyle bu coin'de satıcılar çok daha fazla olurdu. Ve piyasanın stresli olduğu veya coin'lerin satış, satıldığı dönemlerde ZK coin daha fazla satılan bir iken bu durum biraz tersine dönmeye başlamış. Anladığım kadarıyla airdrop satışların büyük çoğunluğu olmuş ki artık bu coin dengeye oturmaya başlamış. Bir de bunun kardeşi var. ZRO coin. Bunlar da benzer kadere sahipler. ZR coin bugün çok güzel bir alış baskısına sahipti. ZR coin şöyle bir baktığımızda hani illaki şöyle bir destek çizmek zorunda değiliz ama hani en azından şura bir trend çizgisi olarak algılarsak ve ardından şöyle bir şey koyarsak evet ZR coin'de bir sıkışma var hani gördüğümüz kadarıyla şuraya koyalım evet. ZRO coin'de de eğer alış baskınlığı çok iyi olursa o zaman yukarı doğru hareketler yapar. ZRO coin'e yukarı doğru hareket yaparsa muhtemelen ZK coin'le de birlikte hareket edebilirler. Gerçekten de ZRO coin'de e, alıcılar daha fazlaymış bunu da söyleyelim. Evet şimdi biraz da bitcoin hareketine yönelik güçlü duran coin'leri görelim ki. Yani bitcoin geri şekilde de çok gol yemeyelim. Yukarı çıktığında da bundan faydalanalım zenginleşelim diyeceğimiz coinleri bulalım bence Bu yüzden ben hemen G diyorum increase yani Bitcoin'in yükseldiği barlar analiz edeceğimden dolayı Ve bunları büyükten küçüğe sıraladığımdan dolayı e, Bunları pardon yanlış yazdım 5M rapor, 4M rapor değil 5M rapor olacaktı Hemen buraya 5M yazdıktan sonrasında karşımızda güncel rapor çıktı Evet gözlemlediğim kadarıyla Bitcoin yükseldiğinde en güzel yükselen coinler arasında Bin Saat, Acro, Lever, Jasmi, JKB, Bombe, JTO. Yani bakın burada biraz Solana ekosistemi böyle görmekteyim. O biraz dikkatimi çekti. Bir de Bitcoin geri çekilmelerinde en fazla direnen coinleri görmek istiyorum. Hani Bitcoin yükselişlerinde değil de Bitcoin geri çekilmelerinde direnen coinler. Bunlar hangileriymiş? Şimdi beta bir shitcoin'dir. Bunlara bakmayacağım bile. Hacimleri aks. VGX'de yani ve bu bakın şöyle dikkatimi çekti. Son zamanlarda aşırı derece düşen coinlerde bir dipten bir alım olmuş gördüğüm kadarıyla. Litecoin'de son dönemler mesela biraz böyle dengeye girmeye başlamış. Ethereum güçlü durmaya başlamış. Bitcoin cash durmaya başlamış. Bakın bu liste içerisinde ZK'yı da görüyoruz. Şimdi ZK coin artık Bitcoin'in geri çekimine direnebilen bir coin'miş. Dolayısıyla ZK coin'in dipten dönüşüne işaret eden emareler görmekteyiz. Bu yüzden ZK Coin'de coin şu komutu yazalım. Mesela hem 15 dakika, hem 1 saat, hem de 4 saatlik zaman diliminde aynı anda alıcılar daha fazla olduğunda bize MikaBot özelden bildirim yapmış olacak. Bir de tüm periyotlarda alıcı daha fazla olduğu anda, hepsi birden olduğu anda bana bunu bildirecek. Şimdi IO raporunda ne demiştik? Günlük alış baskısı 51. Dolayısıyla e NLS IO yazdığımızda bakın IO bildiğimiz IO coin değil. IO bütün coinleri temsil eden bir karakter. Yani tüm coinler demektir. Ben burada 4 tane X yazdıktan sonra 5. karaktere eksi yazdığımda bu da tüm coinlere giren nakit miktarı günlükte azalmaya başla %50'nin altına düşerse bana MicaBot özelden bildirim atmış olacak. Evet şimdi e, şöyle Mikav'un tarafında Bitcoin'e korele olan coin'leri de bir görelim. CC correlation coefficient dediğimiz bir komut var. Bitcoin'e en güzel bir şey olan coinler, korele olan coinlerin Bitcoin Cash, işte filoki Jup mesela bu Jup da bir Solana ekosistemidir. Karşımıza çok çıkmaya başladı. Bu yüzden bir bakalım. Jup tarafında hacim çok az ama alışlar daha fazla. Yani bu raporun e, sağlıklı olabilmesi için Marketteki hacim payı en az böyle %0.5 olsa iyi olur. Yoksa bu rakamlar bizim kabul edebileceğimiz rakamlar değil. Sağlık açısından bu raporun hani bizi doğru dürüz yönlendirmesi açısından söylüyorum. Peki Bitcoin'e en fazla ters korelasyon içerisi olan coinler hangileriymiş? Maker, AI, Vanish. Yani şimdi bu da önemli bir şey. Bir de Ethereum'la en korel olan ve en ters hareket içerisinde olan coin'ler hangileriymiş? Bir de onları görelim. Evet burada çok beklemediğimiz e, mesela hani Solana'nın Ethereum'la çok ciddi bir korelasyon olması ilginç. Yani Solana ekosistemi ile Ethereum ekosisteminin birbirine yapışık gibi davranması da benim ilgimi çekmedi değil. Peki e, ters davranma hangisi? Bakın bence şu çok önemli. Notcoin mesela Ethereum'u ters hareket ediyormuş. CRV ters hareket etmeye başlamış. Yapay zeka coinleri mesela FET, Ocean, Agex bunlar Ethereum ekosisteminin borusun öttüğü dönemlerde uzak durması gereken coinler anlamına gelebilir. Tekrar yine raporuna bakalım hem yani gözlemek amacıyla. Şimdi USDC bu nakit girişleri gerçekten hani üzerine durulması gereken ve cevap aramız gereken bir şey. Bunu bir soru işareti olarak bırakalım. Yorumlarda bir fikriniz varsa bunu yazın. Ethereum'da gerçekten güzel nakit girişleri var. Yani ben şu an Ethereum şeyine, piyasasına girdiğimi düşünüyorum. Bakın günlükte %55 alıcı var. Dolayısıyla şu an rahatlıkla söyleyebilirim ki Ethereum ekosistemine ya da Ethereum FOMO piyasasına girmiş durumdayız. Bu yüzden Io IOET'ye yazıp Ethereum ekosisteminde en güzel nakit girişleri olanları takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. ENS zaten yukarı hareketlere başladı. ARB çok sert hareket edemiyor ama ZK'ya biraz dikkat edebilirsiniz. ETF'ye dikkat edebilirsiniz. ETF gibi böyle ZK gibi coinlere dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Kurnaz Avcı'ya bakalım bir de. Kurnaz Avcı şu an ne coinler öneriyor? Bir de ona bakalım. Kurnaz Avcı epey coin öneriyor. Solana'yı öneriyor. Ordi'yi öneriyor. Hani burada çok hani popüler olan coinlerden bahsedeyim. Bomi önermesi de bana şey geldi. USDC öneriyor. Ya bu şey ilginç. Yani USDC güvenir olarak görüyor demek ki. Maker biliyorsunuz bir DeFi projesi, bir şey önemli bir proje. Ee, ben şöyle baktığımda hani Ethereum ekosistemi coinleri ne yoğunlukta diye gördüğümde aslında çok büyük bir yoğunlukta değil. Ama şunu söyleyeyim ki Ethereum çılgınca yükselmeye başlayınca, hacim ona doğru kaymaya başlayınca göreceksiniz Ethereum ekosistemi coinleri adam akıllı yükselmeye başlayacak. Bunlar arasında ZK'ye dikkat edebilirsiniz. İşte ENS zaten güzel yükseldi. Geri çekimler düşünebilirsiniz. ETF, bakabilirsiniz. VRP'lerimiz. de bakabilirsiniz. OPA da bakabilirsiniz ama en fazla nakit girişleri olanlara bakmanız daha doğru olacaktır. Bir de kendi kapasitesine göre en fazla nakit girişi olanlara bakalım. Şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman aslında kendi kapasitesine göre sushi en fazla şey oluyormuş ama daha çok satıcı varmış. ENS de o şekilde kendi kapasitesine göre güzel bir alış alıyormuş, nakit giriş alıyormuş. ARB berbat durumda çünkü satıcılar satmayı seçmiş. Yani ETF. Ya ben bu listeye baktığımda hani böyle çok yeni dipler yaptığından dolayı ve yavaş yavaş artık Bitcoin düşüne karşı da artık direnmeye başladığından dolayı ZK coin'e odaklanın, ETF'ye de odaklanın. Bunlar ucuz olan henüz başını adam akıl yukarı kaldırmamış coin'ler. Evet bugün saat 21'de halk gününü başlatıyoruz. Yarın saat 21'e kadar Mikabot nimetlerinden faydalanın. Mikabot sinyal kanalımızda pump dump sinyalleri aktif olacak. Bunları anında değerlendirebilirsiniz. Bir coin dump olmaya başlayınca pump olmaya başlayınca yani bu hareketin ilk başlangıcında hemen kanalda saniye geçmeden nakit giriş raporuyla yani alıcım daha fazla satıcım daha fazla yeşil birlikte ve nakit oranı ile birlikte çok güzel sinyaller paylaşılacak. Botu da sınırsız şekilde 24 saat boyunca kullanabileceksiniz. Mikabot'ta daha fazlası var ama hak gününde şu an sizlere açtığımız sistem bu kadar. Umarım size bu yorumlarla, bu videolarla faydalı oluruz. Ve tabii ki Mikabot'u sizlere açarak da umuyoruz ki çok faydalı olacağız. Takipte kalın, kazancınız bol olsun.